Merhaba, Sınav Yayınları 24 Adımda AYT Kimya Bitirme Seti'nin ikinci adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan sınav ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için Setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeni Emin Demirkol. Bugün sizinle sınav yayınları AYT 24 adımda kimya konu anlatımı kitabımızın ikinci adımıyla beraberiz. Bu adımımızda modern atom teorisinin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Şimdi öğren kısmıyla başlıyoruz. Modern periyodik sistemde elementler artan atom numaraları ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak yatay satırlar ve düşey sütunlar halinde düzenlenmiştir. Her bir kutucuk bir elemente aittir. Periyodik çizelgede yatay satırlara periyot denir. Periyodik sistemde 7 tane periyot bulunur. Periyotlar enerji düzeylerini gösterir. Birinci periyotta iki element, 2. ve 3. periyotta 8'er element, 4. periyotta ve 5. periyotta 18'er element, 6. periyotta, 7. periyotta 32'şer element bulunmaktadır. 6. ve 7. periyodun 14'er elementi sistemin altına yerleştirilmiştir. 6. periyodun 14 elementine lantanitler, 7. periyodun 14 elementine ise aktinitler adı verilir. Düşey sütunlara ise grup adı verilir. Aynı grupta bulunan element atomlarının değerlik elektron sayıları genellikle aynı olup benzer kimyasal özellik gösterirler. Modern periyodik çizelgede 18 grup vardır. Gruplar iki şekilde adlandırılır. Birincisi harf ve rakam ile adlandırmadır. Bu adlandırmada A grupları yani baş ya da ana gruplar 8 tanedir. Baş grup elementlerinin değerlik elektronları en yüksek enerjili orbitallerinde bulunur. B grupları yani yan gruplar 8 tür olup toplam 10 tanedir. İkinci adlandırmada ise IUPAC gruplara 1-18 arasında sayılar verilmesini önermiştir. Periyodik çizelge alt kabukların elektronlar tarafından dolduruluşuna göre 4 bloğa ayrılmıştır. Bir atomun temel halde elektron dağılımı hangi orbital ile bitiyorsa element o blokta bulunur deriz. Bunun için bloklar S, P, D ve F olarak isimlendirilmektedir. Şimdi atom yarıçapına geçiyoruz. Atom yarıçapı atomun çekirdeği ile çekirdeğe en uzak mesafedeki elektronu arasındaki uzaklık veya genel olarak bir elementin komşu atomla merkezler arasındaki uzaklığın yarısı olarak tanımlanmaktadır. Üç farklı atom yarıçapı vardır. Bunlar kovalent yarıçap, van der Waals yarıçapı ve iyonik yarıçaptır. Kovalent yarıçap Tek bir kovalent bağ ile bağlanmış iki ametal atomunun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı kovalent yarıçaptır. Klor atomunun kovalent yarıçapına baktığımız zaman 99 pm olduğunu görebiliriz. Van der Waals yarıçapı aralarında bağ olmaksızın aynı cins iki atomun birbirlerine en yakın oldukları anda çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına Van der Waals yarıçapı denir. İyon yarıçapı atomlar elektron alıp verdiğinde elektron başına uygulanan çekim gücü değişecektir. Elektron alırsa çapı büyür, elektron verirse çapı küçülür. İyon yarıçapı bir katyonun veya anyonun yarıçapıdır. çapıdır. Ee, yarı çapa karşılaştırmasına baktığımız zaman bakın arkadaşlar sodyum atomunun katyonuna göre yarı çapının daha büyük olduğunu görmekteyiz. Kükürt atomuna baktığımız zaman arkadaşlar anyonlu ise nötr haldeki atomundan yarı çapının daha büyük olduğunu burada görmekteyiz arkadaşlar. Peki şimdi atom ve iyonların yarı çaplarını karşılaştırmasına geçiyoruz. Periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe atom yarıçapı artacaktır. Baş grup elementlerinde periyodik sistemde bir periyotta soldan sağa doğru atom yarıçapı azalır. Elektron sayıları eşit olan iyonlarda proton sayısı küçük olanın yarı çapı daha büyüktür deriz. Baktığımız zaman örneğimize oksijen iyonunun, neon atomunun ve magnezyum iyonunun elektron sayıları aynıdır. Ancak proton sayısı büyük olan magnezyumda arkadaşlar, magnezyumda iyon yarıçapının en küçük proton sayısı en küçük olan oksijen iyonunda ise arkadaşlar yarı çapın en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Metalik ve ametalik özelliğe geçiyoruz şimdi. Metalik aktiflik periyodik sistemde aynı periyotta sağdan sola doğru, aynı grupta ise yukarıdan aşağıya doğru artar. Ametalik aktiflik periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru, aynı grupta ise yukarıdan pardon aşağıdan yukarıya doğru artacaktır. En aktif ametal grubumuz ise arkadaşlar 7A grubudur. Yani halojenlerdir. Arkadaşlar şimdi inceleme bölümündeyiz. Elementlerin periyodik sistemdeki yerinin belirlenmesini inceleyelim. Temel haldeki elektron dağılımında değerlik orbitallerindeki toplam elektron sayısı bize grup numarasını verir. Temel hal elektron dağılımı S ya da P orbital türü ile biten elementler A grubu elementleridir. S1 orbital ile biten elementler birinci gruptadır 1A. S2 ile bitiyorsa ikinci grup 2A. P1 ile bitiyorsa 13. grup 3A, P2 ile bitiyorsa 14. grup yani 4A, P3 ile bitiyorsa 15. grup 5A, P4 ile bitiyorsa 16. grup 6A, P5 ile bitiyorsa 17. grup 7A ve P6 ile bitiyorsa 18. grup yani 8A grubu elementidir deriz. Helyum elementinin elektron dağılımı S2 ile biter ve soy gazdır. Temel hal elektron dağılımı d ile bitenler B grubu elementleridir. Yani geçiş elementleridir. NS2, N-1D1 ile bitiyorsa 3. gruptur. Yani 3B. NS2, N-1D2 ile bitiyorsa 4. grup yani 4B. NS2, N-1D3 ile bitiyorsa 5. grup yani 5B. NS1, N-1D5 ile bitiyorsa 6. grup yani 6B. N S2 N 1 D6 ile bitiyorsa 8. gruptur. 8B N S2 N 1 D7 ile bitiyorsa 9. gruptur. Bu da 8B grubu elementidir. N S2 N 1 D8 ile bitiyorsa 10. gruptur. Yine bu da aynı şekilde 8B grubu elementidir. Burada N 1 şöyle diyelim arkadaşlar N 1 N 1 N-1D10 ile bitiyorsa 11. grup 1B. Bir de N-S2, N-1D10 ile bitiyorsa 12. grup yani 2B olacaktır. 12. grup. Elektron dağılımı F ile bitenler ise 3B grubunda yer alır. Deriz. Şimdi pekiştir bölümüyle beraberiz. Birinci sorumuza bakalım. X eksi 2 Y artı Z eksi iyonları argon ile izoelektroniktir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İzoelektronik olduğu için elektron sayıları aynıdır arkadaşlar. O zaman X eksi 2'nin elektron sayısına baktığımız zaman 18. O zaman proton sayısı 16'dır. Y artıya baktığımız zaman arkadaşlar 18 elektronu var. O zaman proton sayısı 19'dur. Z eksi iyonumuza baktığımız zaman 18 elektronu varsa proton sayısı 17 olacaktır arkadaşlar. Elektron başına düşen çekim kuvveti demiş A şıkkında. En büyük Y, en küçük X iyonu olarak belirtmiş. Baktığımız zaman arkadaşlar elektron başına düşen proton sayısı kimde daha fazlaysa çekim kuvveti onun daha fazladır. O zaman Y büyüktür Z, o da büyüktür X olacaktır. Yani bir A şıkkımız doğrudur. Peki B şıkkına geçelim. Atom yarıçapları y büyüktür x o da büyüktür z. Arkadaşlar atom yarıçaplarını kıyaslamamız için öncelikle bunların periyot ve grup numaralarını bulmamız gerekiyor. X'e baktığımız zaman arkadaşlar x elementi 3. periyot 6A grubu elementi. Y elementine baktığımız zaman 4. periyot 1A grubu elementi. Z elementine baktığımız zaman 3. periyot 7A grubu elementi olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden atom yarıçaplarını kıyaslamasını yaptığımız zaman arkadaşlar dördüncü periyot olan Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. X ile Z ise arkadaşlar aynı periyottadır. Ancak sağa doğru gittikçe atom yarıçapı küçüldüğü için bu yüzden Z'nin atom yarıçapı en küçüktür. Bu yüzden B şıkkımız da doğrudur. İyon yarıçaplarına baktığımız zaman arkadaşlar iyon yarıçaplarında ise elektron başına düşen proton sayısı kimde daha az ise onun iyon yarıçapı en büyüktür deriz. Bu yüzden arkadaşlar X iyonunda e, bakın dikkat edin. Proton sayısı en küçük 18 elektrona karşılık 16 proton var. Dikkat ederseniz daha sonrasında Z iyonu 18 elektrona karşılık 17 proton var. Y'de ise arkadaşlar 18 elektrona karşılık 19 proton var. Bu yüzden iyon yarıçapı en büyük X'tir. En küçük ise Y olacaktır. Bu yüzden C şıkkımız da doğru. Periyodu en büyük olan Y'dir. Evet çünkü gördüğünüz gibi dördüncü periyot elementi. Doğrudur. Katı halde 3 elementinde kovalent yarı çapı vardır demiş. Arkadaşlar Y elementi metaldir. Bu yüzden kovalent yarı çapından bahsedilemez. Cevap E şık. Sırada ikinci sorumuz arkadaşlar. Mangan elementinin nötr atomunda 25 tane elektron bulunmaktadır. Buna göre mangan elementinin periyodik çizelgedeki yeri hangisidir demiş. Arkadaşlar elektron dizilimini yaptığımız zaman bakın 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 ile biter arkadaşlar. En büyük baş kuantum sayısı bize periyot numarasını verir. Bu yüzden 4'tür en büyük baş kuantum sayısı. 4. periyot elementidir. Arkadaşlar d d orbitalle bitiyor ise o zaman kendinden önce gelen s orbitalindeki elektronlarla beraber d'deki elektronlar toplamı bize grup numarasını verir. Yani 2, 5 daha 7B grubu olarak karşımıza çıkar ki cevabımız D şıkkıdır. Uygulama bölümüne geçiyoruz. Birinci sorumuz şöyle. Periyodik çizelge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. A. P bloğu elementleri 3A ile 8A grupları dahil aradaki gruplarda yer alır. B. 5A grubu elementlerinin elektron dağılımı S2P5 ile biter. C. 3A grubu elementlerin elektron dağılımındaki son orbital P orbitalidir. D. 6A grubu elementlerin elektron dağılımı S2P4 ile biter. E. 8A grubu elementlerin elektron dağılımında son orbitalleri tam doludur demiş. A şıkkına bakalım şimdi arkadaşlar. P bloğu elementleri 3A ile 8A grupları dahil aradaki gruplarda aradaki gruplarda yer alır. Evet doğrudur arkadaşlar. 5A grubu elementlerinin elektron dağılımı S2P5 ile biter demiş. Arkadaşlar 5A grubu elementlerinin elektron dağılımı S2P5 ile bitmez. S2P3 ile biter olacak. Bu yüzden yanlış şıkkımız B şıkkıdır. 3A grubu elementlerin elektron dağılımındaki son orbitali P orbitalidir. Evet çünkü P orbitalleri arkadaşlar 3A ile 8A grubu, grubu arasındaki elementlerde son orbital P'dir. 6A grubu elementlerin elektron dağılımı S2P4 ile biter. Evet toplama bakarsanız 2 ile 4 toplamı 6 yapacaktır. 6A grubu demektir. 8A grubu elementlerinin elektron dağılımında son orbitalleri tam doludur. Evet arkadaşlar 8A elementlerinin tümünde son orbitalleri tam doludur deriz. Bu yüzden cevabımız B şık yanlış olacaktır. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. X artı 2 iyonun elektron dağılımı 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 şeklindedir. Buna göre x atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. 4. periyot 6A, 6b a 6 grubu elementidir. 2. Geçiş elementidir. 3. Periyodik çizelgede d bloğunda bulunur. Şimdi arkadaşlar, artı 2 yüklü iyonun elektron dağılımı bu şekilde ise o zaman x artı 2... Elektron sayısını sayalım. 2, 4, 10, 12, 18, 22. Demek ki 22 tane elektronu varmış. Artı 2 yüklü iyonun arkadaşlar. O zaman proton sayımız ne olacaktır? 24 olacaktır arkadaşlar. Bize birinci şıkkımızda yerini belirtmiş arkadaşlar. Hemen yerini bulalım bunun. 24 yani 1s2, 2s2, 2p6, 3s2... 3P6, 4S1, 3D5 olacaktır. Dikkat edin istisnai bir atomda arkadaşlar. Buradan 4. periyot en büyük baş kuantum sayısı 4. 4. periyot ve 6 elektron olduğu için D ile S orbitallerinde. Bu yüzden 6B grubu elementidir. Birinci şıkkımız doğrudur. Geçiş elementidir. Evet D orbitalle sonlandığı için arkadaşlar bu yüzden geçiş elementidir doğrudur periyodik çizelgede D bloğunda bulunur demiş. Arkadaşlar D orbitalle sonlandığı için D bloğunda bulunur. Bu da doğrudur. Yani cevabımız E şıkkı olacaktır. Sırada üçüncü sorumuz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman yukarıda elektron dağılımları verilen elementlerin atom yarıçaplarının kıyaslanması seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir demiş arkadaşlar. Bunların biz ne yapacağız arkadaşlar? Periyodik tablodaki yerlerini Belirlememiz gerekiyor. Arkadaşlar X atomuna baktığımız zaman arkadaşlar elektron sayısı daha doğrusu şöyle yapalım. Ikinci, en yüksek baş kuantum sayısı 2'dir. O zaman ikinci periyot ve toplam elektron sayısı ikinci periyotta 7 tane elektronu var. Yani 7A grubu elementi. Y'ye baktığımız zaman arkadaşlar Y'ye baktığımız zaman en büyük baş kuantum sayısı 2. Yani ikinci periyot. Arkadaşlar ve toplam elektron sayısı gördüğünüz gibi 3 olduğu için burada 3 olduğu için 3A grubu olacaktır. Z'ye bakalım. Z'ye bakalım. Arkadaşlar en büyük baş kuantum sayısı 3'tür. O yüzden 3. periyot ve 3. periyotta arkadaşlar s orbitalindeki elektron sayısı 1 olduğu için 1A grubu elementidir. T'ye baktığımız zaman ise T'ye baktığımız zaman ise Arkadaşlar en büyük baş kuantum sayısı 4. Yani 4. periyot. ve toplamda 4. periyotta arkadaşlar 2 elektron ve 3 D1'de 1 elektronu toplarsak 3B grubu elementi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi yarı kıyaslanmasına geldiğimiz zaman arkadaşlar 4. periyottaki elementin yarı çapının en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani T büyüktür. Sonrasında arkadaşlar üçüncü periyot elementi gelir ki o da Z'dir. Daha sonrasında X ile Y'nin aynı periyotta olduğunu görüyoruz. E sağa doğru gittikçe atom yarı çapı küçüldüğü için bu yüzden arkadaşlar Y'nin atom yarı çapı X'den daha büyüktür. Yani Y de büyüktür X'ten diyoruz ve cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Öğren bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi adı verilir. Gaz halindeki x artı bir iyonundan bir elektron koparmak için harcanması gereken enerjiye ise ikinci iyonlaşma enerjisi adı verilir arkadaşlar. Atom yarıçapı küçüldükçe iyonlaşma enerjisinin değeri artar. Aynı periyotta grup numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi genellikle artar diyoruz. Periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağı doğru iyonlaşma enerjisi azalacaktır. Bir grupta iyonlaşma enerjisi sırası 1A en küçüktür arkadaşlar. Sonra 3A, sonra 2A gelir. 4A, 6A, 5A, 7A ve 8A en büyük şeklindedir arkadaşlar. Küresel simetriden dolayı arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı kuralı diyoruz genelde bunu arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan büyük. 5A'nınki ise 6A'dan büyük. Çünkü 2A ve 5A grubu elementleri kendisinden sonra gelen grup elementlerin elementlerine göre küresel simetrik özelliği gösterip kararlı oldukları içindir arkadaşlar. Asitlik bazlık eğilimlerine bakalım şimdi arkadaşlar. Genel olarak metallerin oksit bileşikleri bazik oksittir. Periyodik sistemde metalik özelliğin arttığı yönde yani sola doğru ve aşağı doğru elementlerin oksijenli bileşiklerin bazik özelliği artar. Ametallerin oksijence zengin bileşiklerine ise asidik oksit adı verilir. Periyodik cetvelde ametalik özelliğin arttığı yönde yukarıya doğru ve sağa doğru elementlerin oksijenli bileşiklerinin asit özelliği artar. Arkadaşlar metallerin oksitli bileşikleri bazik oksittir. Ametallerin ise oksijence zengin olan bileşikleri ise arkadaşlar asidik oksit olarak karşımıza çıkacaktır deriz. Bir element kimyasal bağ oluştururken elektron dağılımını soy gazın elektron dağılımına benzetmek isteyecektir kararlı olmak için. Metaller elektron verir, ametaller ise elektron alır ya da elektronlarını ortak kullanabilir. Son katman, katmanında 1, 2 ve 3 elektron bulunduran elementler genellikle metaldir. Bunlar hidrojen ve helyum tabii ki hariç. Hidrojen ametaldir, helyum ise soy gazdır arkadaşlar. Metal ve ametal atomlar arasında gerçekleşen iyonik yapılı bileşiklerde atomların sahip olduğu değerlikler iyon yüküdür. Ametallerin kendi aralarında oluşturduğu kovalent bağlı bileşiklerde ise atomların sahip olduğu yükler için yükseltgenme basamağı kavramı kullanılmaktadır deriz. 1A grubu artı 1 hidrojen hariç, 2A grubu artı 2, 3A grubu artı 3, 4A grubu eksi 4 ile artı 4 arasında değerlik alabilir. 5A grubu eksi 3 ile artı 5 arasında. 6A grubu eksi 2 ile artı 6 arasında. 7A grubu eksi 1 ile artı 7 arasında. Ancak 7A grubundaki flor istisnai bir durum arkadaşlar. Çünkü periyodik tablonun en aktif ametali olduğu için arkadaşlar. Bu yüzden flor elementi tüm bileşiklerinde sadece eksi 1 arkadaşlar değerlik alır diyoruz. Elektron ilgisine geçtiğimiz zaman gaz halindeki nötr bir atomun elektron alması sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi diyoruz arkadaşlar. Bakın x gaz, gaz halindeki x atom arkadaşlar bir elektron olarak gördüğünüz gibi dışarıya enerji vermiş arkadaşlar. Tabii ki elektron ilgisi endotermik de olabilir, egzotermik de olabilir arkadaşlar. Bir periyotta soldan sağa doğru tabii ki soy gazlar hariç arkadaşlar elektron ilgisi ne olacaktır? Artacaktır. Bir grupta yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi genellikle azalacaktır. Elektron ilgisi en büyük olan element ise arkadaşlar klor elementidir deriz. Bileşiklerdeki atomların yükseltgenme basamaklarının bulunmasına geldiğimiz zaman arkadaşlar bir bileşikteki yer alan atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı sıfırdır. Çünkü bileşikler nötr'dür. Tek atomlu bir iyonun değerliği o iyonun yüküne eşittir. Bakın arkadaşlar sülfür iyonunun arkadaşlar değerliği nedir? eksi 2'dir. Alüminyum'un ise arkadaşlar gördüğünüz gibi e, değerli artı 3'tür deriz. Serbest haldeki element atomlarının ve basamakları yine sıfırdır arkadaşlar. İki atomlu ve çok atomlu veya atomik yapıda olan elementlerin gördüğünüz gibi arkadaşlar ve basamakları sıfır kabul edilir. Köklerde ise atomların değerlikleri toplamı arkadaşlar iyonun yani kökün yüküne eşittir deriz arkadaşlar. Hidrojen metallerle yaptığı bileşiklerde eksi 1, ametallerle yaptığı bileşiklerde ise artı 1 değerlik alır. Metallerle yaptığı bileşiklere biz hidrür bileşikleri adını veriyoruz arkadaşlar. Bakın sodyum hidrürde arkadaşlar hidrojenin değerliği eksi 1, H2O'da ise arkadaşlar burada hidrojenin değerliği artı 1 olarak karşımıza çıkacaktır. Oksijen atomu peroksitler ve OF2 bileşiği dışında eksi 2 değerlik alır arkadaşlar. Peroksitlerinde eksi 1. Flor ile yapmış olduğu bileşikte ise arkadaşlar artı 2. Arkadaşlar artı şöyle yapalım. Artı. Şimdi flor eksi 1 alacak demiştik. Bu yüzden de oksijen ne olacaktır? Artı 2. Arkadaşlar değerlik alacaktır deriz. Bakın dikkat ederseniz sodyum oksitte, peroksitte ise arkadaşlar sodyum peroksitte yine peroksit bileşi olduğu için sodyum artı 1, oksijen eksi bir değerlik alacaktır deriz. Elektronegatifliğe geldiğimiz zaman bir bağı oluşturan atomların bağ elektronlarını çekme eğilimlerinin bağıl büyüklüğünü gösteren bir sayıdır arkadaşlar. Periyodik sistemde elektronegatifliği en büyük olan element ise flordur. İncele bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Periyodik çetvelde bulunan elementlerin atom numaralarına göre iyonlaşma enerjilerindeki değişimi grafikte inceleyelim arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz birinci periyotta sadece hidrojen ve helyum arkadaşlar ve sağa doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi artıyor. Hatta periyodik tablonun iyonlaşma enerjisi en büyük olan elementi helyum elementidir arkadaşlar. Daha sonrasında helyumdan sonra direkt bir aya geçiyor arkadaşlar ve keskin bir düşüş görüyorsunuz. Çünkü bira a grubu elementlerinin iyonlaşma enerjileri en küçüktür arkadaşlar. Daha sonrasında bakın berilyum geliyor. Ee, berilyum bor'a göre daha büyük arkadaşlar. Çünkü berilyum 2A, bor ise 3A grubu elementi. Daha sonrasında karbon, daha sonrasında azot ve oksijen geliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Azot 5A grubu, oksijen ise 6A grubu. Azot oksijenden iyonlaşma enerjisi daha büyük arkadaşlar. Çünkü azot'taki elementler küresel simetri özelliği gösteriyor arkadaşlar. Yani 5A grubundaki elementler küresel simetri özelliği gösteriyor. Daha sonrasında arkadaşlar 7A ve neon ise arkadaşlar 8A olarak karşımıza çıkacaktır deriz. Peki arkadaşlar şimdi pekiştir bölümümüzde devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. A grubunda X, Y, Z ve T atomlarına ait iyonlaşma enerjileri aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır deriz. X'e baktığımız zaman arkadaşlar 3 tane iyonlaşma enerjisi var. Bakın 4. iyonlaşma enerjisi yok. Demek ki o zaman X'in 3 tane elektronu var demektir arkadaşlar. Peki şimdi biz elementlerin iyonlaşma enerjilerine bakarak grup numaralarını belirleyebiliyoruz. Arkadaşlar hangi iki iyonlaşma enerjisi arasındaki kat Farkı o kat olarak fark hangisi de daha fazlaysa biz o gru, o grup elementi diyoruz. Mesela bakın Y elementine baktığımız zaman birinci iyonlaşma enerjisinden ikiye geçerken çok fazla miktarda yani yaklaşık 9 kat arkadaşlar bir fark var. 9 kat fark var arkadaşlar. Diğer e, ikinciden üçüncüde ve üçüncüden dördüncüde öyle bir farkı göremiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu şu demektir. Demek ki Y'nin artı bir yüklü iyonundan artık bir elektron daha koparmak daha fazla enerji gerektiriyor demektir. Bu yüzden Y arkadaşlar 1A grubu elementidir deriz. Z'ye baktığımız zaman bakın 2'den 3'e geçerken arkadaşlar kat olarak fark daha fazla. Bu yüzden Z ise arkadaşlar 2A grubu elementidir. T'ye baktığımız zaman arkadaşlar en büyük kat olarak fark bakın 3'ten 4'e geçerken bu yüzden bu da nedir? T arkadaşlar 3A grubu elementidir deriz. X'in atom numarası 3'tür demiş. Evet arkadaşlar Elektron sayısı nötr olduğu için proton sayısına eşittir. Yani atom numarası 3'tür. Doğru. Y'nin elektron dağılımı NS1 ile biter. Evet 1A grubu elementleri arkadaşlar elektron dağılımı NS1 ile biter. Doğrudur. X ile Y'nin kimyasal özelliği benzer olup Y'nin atom hacmi X'ten büyüktür demiş arkadaşlar. Bakın X'in atom numarası 3 olduğu için arkadaşlar o da 1A grubu elementidir deriz. Ee, burada burada İkisi de aynı grupta olduğu için kimyasal özellikleri benzerdir. Y'nin atom hacmi X'ten daha büyüktür demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar birinci iyonlaşma enerjilerini karşılaştırdığımızda Y'nin iyonlaşma enerjisi X'ten daha küçüktür. O zaman periyodik tabloda arkadaşlar Y X'e göre daha aşağıdadır. Bu yüzden Y'nin hacmi X'ten daha büyüktür doğrudur. Y, Z ve T aynı periyotta ise atom yarı çapları arkadaşlar Y büyüktür Z o da büyüktür. T demiş arkadaşlar. Evet doğrudur. Çünkü arkadaşlar burada Y'ye baktığınız zaman Y bir A grubu elementi. Evet doğrudur. Z ise arkadaşlar 2 A grubu elementi. T ise 3 A grubu elementi. E sağa doğru gittikçe yarı çap küçüldüğü için bu yüzden en büyük Y en küçük T olacaktır. Bu da doğrudur. Z ve T S bloğu elementidir demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar evet Z S bloğu elementidir. 2A grubu ama 3A grubu elementleri arkadaşlar P bloğu P bloğu elementidir deriz. Bu yüzden yanlış olan şıkkımız E şıkkı olacaktır. Uygulama bölümündeyiz. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci periyot bir x ikinci periyot x elementine ait iyonlaşma enerjisi değerleri Kilojül bölü mol türünden verilmiştir. Ee, bakın iyonlaşma enerjileri verilmiş. İlk 4 iyonlaşma enerjisi verilmiş bize arkadaşlar. Buna göre X elementi ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar burada yine kat olarak en büyük fark nerede ona bakıyorum arkadaşlar. Bakın birden 2'ye geçerken mi? Bakıyorum yaklaşık 3 kat burası. Evet arkadaşlar 3'ten 4'e geçerken bakın arkadaşlar. 3660'dan 25.000'e bir anda çıkmış. Yani bu ne demektir? Demek ki artı 3 yüklüsünden artık bir elektron daha koparmak baya bir güçleşmiş demektir arkadaşlar. Bu yüzden artı 3 yüklü ise 3A grubu elementidir deriz. Atom numarası arkadaşlar 5'tir demiş. Baktığımız zaman ikinci periyot elementi diyor arkadaşlar. İkinci periyot elementi ve 3A grubundaysa o zaman 1S2, 2S2, iki, 2P 1 ile bitmesi lazım elektron dağılımı. Çünkü ikinci periyot bakın 3A grubu. Yani o zaman X'in arkadaşlar atom numarası kaç olacaktır? 5 olacaktır. İkinci öncülümüzde doğru. P blok elementidir demiş. Bakın dizilimi yaptığımızda P orbitalle bittiği için P blok elementidir. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda periyodik sistemde bir kesit ve bazı elementler verilmiştir. Bu elementlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? K, A, K'nın bazlık kuvveti en büyüktür. Alüminyum ve çinko amfoter karakterlidir. Kükürdün oksitleri asidik karakterdedir. K2O suda çözünürse KOH oluşur. ZNO suda çözünürse ZnOH2 oluşur demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Arkadaşlar burada e, K dediğimiz yani potasyumun bazlık kuvveti en büyüktür demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar 1A grubu elementlerinin bazlık kuvveti en büyüktür. Doğru. Alüminyum ve çinko amfoter karakter karakterlidir. Evet arkadaşlar alüminyum ve çinko amfoter metallerdir. Doğru. Kükürdün oksitleri asidik karakterlidir. Arkadaşlar ametal oksitler. Asidik karakterlidir doğru. Oksijence zengin bileşikleri asidik karakterlidir. Potasyum oksit suda çözünürse potasyum hidroksit oluşur demiş. Evet arkadaşlar bazik e, oksit olduğu için <laughs> o yüzden ne olacaktır suda çözünürse ortamı bazikleştirecektir doğrudur. Çinko oksit suda çözünürse çinko hidroksit oluşur demiş. Hayır arkadaşlar. Amfoter metal olduğu için çinko hidroksit oluşur ifadesi yanlıştır. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet üçüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman çok atomlu bir iyon görüyoruz arkadaşlar. Yani bir kök. Hatırlarsanız eğer köklerde arkadaşlar yani çok atomlu iyonlarda yükseltgenme basamağını hesaplarken atomların yükseltgenme basamakları toplamı çok atomlu iyonun yüküne eşitti. Peki o zaman burada arkadaşlar oksijen biliyorsunuz ki eksi 2 değerlik alıyordu. Fosfora x dersek arkadaşlar bakın fosfor bir tane var. 1 çarpı x artı 4 tane oksijen var. 4 çarpı eksi 2 eşittir kökün yüküne baktığımız zaman eksi 3 olacaktır. O zaman x eksi 8 eşittir eksi 3 ise arkadaşlar x ne olacaktır? Artı 5 olacaktır. Yani cevabımız Denizli şıkkı yani D şıkkı olacaktır. Peki arkadaşlar uygulama bölümümüzde bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi adım tarama testi ile beraberiz. Arkadaşlar şimdi kendimizi burada test edeceğiz. Birinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Germanyum elementi ile ilgili Germanyum elementi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Periyodik tabloda 4. periyotta bulunur. 4A grubundadır küresel simetriktir demiş. Arkadaşlar şimdi germanyum elementinin elektron dizilimini hemen burada bir yapalım arkadaşlar. Germanyum 32. Bakın argona kadar şöyle 18 olduğunu kısa gösteriminde yapalım. Argona kadar 18. Daha sonra 4s2. Arkadaşlar 3d10 ve 4p Baktığınız zaman 30, 32 olması için P2 ile sonlanması lazım. Arkadaşlar en büyük baş kuantum sayısı nedir? Burada dikkat ederseniz 4'tür. Bu yüzden ...dördüncü periyotta bulunur. Bir doğru. İkinci öncülümüze bakarsak arkadaşlar. En büyük baş kuantum sayısındaki orbitallerdeki elektron sayıları toplamı ise bize grup numarasını verir ki o da 4A grubu elementidir. Doğrudur arkadaşlar. Küresel simetriktir demiş. Küresel simetrik olması için Arkadaşlar son orbitallerinin tam dolu veya yarı dolu olması lazım. Bakıyorum P orbitalleri biliyorsunuz 3 alt orbitalden oluşuyordu. Ve 2 tane elektrona sahip olduğu için küresel simetriktir diyemeyiz. Bu yüzden 3 yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Sırada ikinci sorumuz. 18. grup elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi 18. grup elementi dediğimiz arkadaşlar 18. grup grup dediğimiz grup aslında 8A grubu yani soy gazlardır arkadaşlar ya da asal gazlardır. Öncelikle bunu belirtelim. Bakın soy gaz arkadaşlar kararlı yapıdadırlar ve S2, P6 kararlı yapısında bulunurlar demiş birinci öncülümüzde. Arkadaşlar bu Evet doğrudur. İkinci sıra baktığımız zaman arkadaşlar asal gazlar olarak bilinirler demiş. Evet asal gazlar veya soy gazlar olarak bilinir. Üçüncü öncülümüz. Genelde bileşik oluşturma yatkınlıkları çok düşüktür demiş. Evet arkadaşlar çok düşüktür. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Sırada üçüncü soru. 4. periyot 5B grubunda bulunan X elementi ile ilgili. Arkadaşlar dördüncü periyot X 5B grubu demiş. Hemen elektron dizilimini yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle ki 18 argon ondan sonra gelecek olan 4s2 4s2 3d arkadaşlar 5 değil 3 olacak. 3 olacak. Gördüğünüz gibi dördüncü periyot arkadaşlar 5B grubu olmuş oldu. O zaman bu X elementinin arkadaşlar elektron sayısı ee nedir? 23'tür. Yani nötr haldeyken proton sayısı 23'tür. Yani atom numarası birinci öncülümüz doğrudur. Son orbitali 4P3'tür demiş. Hayır arkadaşlar 3D3'tür. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. Periyodik cetvelin D bloğunda yer alır. Evet arkadaşlar D orbital ile sonlandığı için D bloğunda yer alır ifadesi doğrudur. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Peki gelelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Yukarıda özellikleri verilen periyodik sistemdeki grubun adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar değerlik elektron sayısı 7 olan elementleri içerir. En kolay elektron alan elementlerin bulunduğu gruptur hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösteren elementleri içerir. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halde bulunanları vardır demiş. Arkadaşlar değerli elektron sayısı 7 ise ve oda koşullarında her üç halde bulunuyorsa, hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösteriyorsa arkadaşlar ve en kolay elektron alan elementlerin bulunduğu gruptan bahsediyorsa bu periyodik tablonun 7A grubu elementinden 7A grubu elementlerinden bahsediyor demektir ki bunların adı ise arkadaşlar tuz oluşturan anlamına gelen halojenlerdir. Bu yüzden doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri arkadaşlar doğrudur demiş. Hemen bakalım. Nötr bir metal atomu iyon oluşturduğunda elektron verdiğinden birim elektrona düşen çekim kuvveti artar demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar elektron vereceği için arkadaşlar elektron sayısı ne olacaktır? Elektron sayısı azalacaktır. Bu yüzden birim elektrona düşen çekim kuvveti artacaktır. Birinci öncülümüz doğrudur. Nötr bir metal atomu elektron verdiğinde oluşan iyon yarıçapı nötr haline göre daha küçük olacaktır. Evet arkadaşlar elektron sayısı azaldığı için yarı çapı daha küçük olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden ikinci öncülümüz de doğrudur. Nötr bir ametal atomu elektron alarak iyon oluşturduğunda oluşan iyonun yarı çapı nötr haline göre daha küçük değil daha büyük olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Sırada 6. sorumuz. Atom numarası 17 olan X elementi ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Arkadaşlar X artı bir iyonun elektron dizilimi argon asal gazı ile aynıdır demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın X e, atom numarası 17 imiş. Eğer artı bir yüklü olursa elektron sayısı 16 olur. Argon ile arkadaşlar aynı elektron dizilimine sahip olamaz bir yanlış. İkinci öncülümüz oda koşullarında bulunduğu halde elektriği iyi iletir demiş. Arkadaşlar şöyle ki bir kere atom numarası 17 olan element kimdir? Önce ona bakalım. Arkadaşlar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 yani 3. periyot 7a grubu olan halojenlerdir. Halojenler arkadaşlar ametaldir. Bu yüzden elektriği iyi iletmezler arkadaşlar. Yanlıştır. Üçüncü öncülümüz iyonlaşma enerjisi bulunduğu periyodun en büyüğüdür demiş. Arkadaşlar bulunduğu periyotta iyonlaşma enerjisi en büyük olan grup 7A grubu değildir. 8A grubudur. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkıdır. Yedinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Kükürt elementinin alt, artı altı eksi iki yüklü iyonları ve nötr atomunun yarı çap karşılaştırması ile ilgili. Arkadaşlar şöyle ki kükürt elementi elektron aldığında yarı çapı büyür. Elektron verdiğinde ise yarı çapı küçülür deriz. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bir nötr halinin yarı çapı en büyüktür demiş arkadaşlar. Hayır. Eksi 2 yüklü iyonunun yarıçapı en büyüktür olacaktır. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. 2. Artı 6 yüklü iyonunun yarıçapı nötr halinin yarıçapından daha büyüktür demiş arkadaşlar. Hayır. Nötr halinin yarıçapı artı 6 yüklüsünden daha büyüktür olacak. Bu yüzden ikinci öncülümüz de yanlış. Üçüncü öncülümüze baktığımız zaman eksi 2 yüklü iyonunun yarıçapı Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi artı 6 yüklü iyonun yarı çapından daha büyüktür demiş. Doğrudur. Bu yüzden cevabımız B şıkkı yalnız 3 olacaktır. Evet 8. sorudayız şimdi arkadaşlar. Periyodik sistemde yukarıda belirtilen yönlerdeki özellikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir yönünde atom hacmi genellikle azalır demiş. Evet arkadaşlar, soldan sağa doğru gidildikçe atom hacmi genellikle azalır diyoruz. B. İki yönünde elektron ilgisi azalır demiş. Arkadaşlar, yukarıdan aşağı doğru inildikçe elektron ilgisi azalacaktır. Doğrudur. C. Üç yönünde elektronegatiflik genellikle azalır demiş. Evet arkadaşlar, sağdan sola doğru gittikçe elektronegatiflik azalacaktır. Dört yönünde metalik özellik azalır demiş. Arkadaşlar metalik özellik aşağı doğru arttığından dolayı yukarı doğru da ne olacaktır? Azalacaktır. Bu yüzden D şıkkımız da doğru. E şıkkımıza geldiğinde bir yönünde iyonlaşma enerjisi her zaman artar demiş. Arkadaşlar bir yönünde iyonlaşma enerjisi artar ama her zaman değil genellikle artar diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat genellikle artar diyeceğiz. Çünkü 3A ve 5A, pardon arkadaşlar, 2A ve 5A grubu elementlerinin arkadaşlar biliyorsunuz ki küresel simetrik özelliğinden dolayı her zaman artar değil. Genellikle artar ifadesi doğru olacağı için yanlış olan şıkkımız E şıkkı olacaktır. Sırada 9. sorumuz var arkadaşlar. Bir elementin farklı yüklü iyonları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Proton sayı sayıları aynıdır demiş. Evet arkadaşlar bir element elektron aldığında veya verdiğinde proton sayısı değişmez. Bu yüzden birinci öncülümüz doğrudur. 2. Çekirdeğin bütün elektronlara uyguladığı çekim gücü farklıdır demiş. Hayır arkadaşlar bütün elektronlara uyguladığı çekim gücü farklı olamaz. Bu yüzden bu yanlış. Üçüncü öncülümüzde elektron sayısı az olan tanecikte her bir elektrona uygulanan çekim gücü fazla olacağından yarı çap daha küçüktür demiş arkadaşlar. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacaktır. Sırada arkadaşlar 10. sorudayız. İkinci periyot elementleri sırasıyla lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor ve neondur. Bu elementlerin iyonlaşma enerjisi değerleri ise sırasıyla aşağıda verilmiştir. İyonlaşma enerjisi değerleri verilirken iki atomun iyonlaşma enerjisi yanlışlıkla birbiri yerine yazılmıştır. Bu elementler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar öncelikle şöyle ki lityum 1A grubu elementi, berilyum 2A, bor 3A, karbon 4A, azot 5A oksijen 6A, flor 7A ve neon ise 8A grubu elementidir arkadaşlar. Baktığımız zaman en küçük iyonlaşma enerjisi 1A lityumda en büyük olansa neon 8A'da arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bakın normalde berilyumlu arkadaşlar bor yer değişikliği yapması lazım. Baktığımız, baktığımızda yani berilyumun iyonlaşma enerjisi bordan daha büyük olması lazım. Bakıyorum. Berilyumun 801, borun 899. Bu yüzden arkadaşlar berilyumla berilyumla borun yer değiştirmesi lazım ki ve cevabımız B şıkkı olacaktır. 11. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yükseltgenme basamağı sorusu. Arkadaşlar bakın e, potasyum permanganat bileşiği demiş. Biliyorsunuz ki bileşiklerde elementlerin yükseltgenme basamakları toplamı sıfıra eşittir demiştik. Şimdi oksijenin bileşiklerinde biz eksi 2 değerlik aldığını, potasyum 1A grubu olduğu için arkadaşlar artı 1 değerlik aldığını bileceğiz. Buradan mangan X diyoruz arkadaşlar. Çünkü bize manganın yükseltgenme basamağını soruyor. Peki o zaman potasyum bir tane var. 1 çarpı artı 1, 1 yapacaktır. Bakın mangan da bir tane var arkadaşlar bir tane ve yüküyle çarpıyoruz. 1 çarpı x, x olacaktır. Artı oksijen 4 tane, 4 çarpı yükü eksi 2 ve eşittir diyeceğiz 0 nötr olduğu için. Peki o zaman buradan 1 artı x, eksi 8 eşittir 0 yapacaktır. Ve x'i yalnız bırakırsak arkadaşlar manganın yükseltgenme basamağı artı 7 yani doğru cevap e şıkkı olacaktır. Sırada 12. sorumuz arkadaşlar. 12. sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar 12. sorumuzda bakın çok atomlu bir iyondan bahsediyor arkadaşlar bize. Çok atomlu iyonlarda elementlerin yükseltgenme basamakları toplamı kökün yüküne eşitti diyoruz arkadaşlar. Peki burada baktığımız zaman arkadaşlar H3O şuraya tekrar yazalım. E, yükü enmiş arkadaşlar. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 alır diyoruz. Biliyorsunuz ki o zaman 3 çarpı artı 1 e, artı oksijen bir tane 1 çarpı eksi 2 eşittir n'e eşit olacak. Buradan 3 eksi 2 eşittir n'se n e eşittir ne olacak arkadaşlar? Artı 1. Cevap D şıkkı olacaktır. Sırada 13. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı periyotta bulunan X, Y ve Z atomlarına ilişkin. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Y atomudur. Elektronegatifliği en büyük olan X atomudur. Z'nin oksidi hem asitler ile hem de bazlar ile reaksiyona girmektedir demiş. Arkadaşlar iyonlaşma enerjisi şöyle ki en büyük olan Y atomu ise arkadaşlar demek ki o zaman Y atomu soy gazdır deriz. Çünkü yoğunlaşma enerjisi en büyük olan grup 8A grubudur. Bu yüzden Y soy gazdır deriz arkadaşlar. Elektron negatifliği en büyük olan X atomu ise arkadaşlar bu da kimdir arkadaşlar? Tabii ki 7A gruplarıdır ki bu da nedir arkadaşlar? Halojenlerdir. Z'nin asit oksidi hem asit hem bazlarla reaksiyona giriyorsa o zaman arkadaşlar Z'de Z'de amfoter metaldir. Amfoter metaldir deriz ve bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. 14. sorumuza gelelim arkadaşlar. 14. sorumuzda periyodik sistemdeki konumları verilen elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Atom hacmi en büyük olan klordur demiş. Evet arkadaşlar klorun atom hacmi en büyüktür. Çünkü periyot numarası en büyük ve arkadaşlar diğerlerine göre daha solda olduğu için bu yüzden atom hacmi en büyük olan klordur doğrudur. Elektronegatifliği en büyük olan flordur. Arkadaşlar elektronegatifliği en büyük olan element zaten periyodik tabloda flordur doğru cevap. Ee, yani B şıkkımız doğru. C şıkkımıza geldiğimiz zaman neon. Helyum, neon ve argonun doğal yollarla oluşmuş bileşikleri yoktur demiş arkadaşlar. Bu da doğru arkadaşlar. HF asidi HCl asidinden daha kuvvetlidir demiş arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Asitlik kuvveti halojenlerde aşağı doğru indikçe ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bu yüzden hidrojen florürün asitlik kuvveti hidrojen klorürün asitlik kuvvetinden daha azdır. Bu yüzden daha kuvvetlidir demiş ki yanlış olan cevabımız D şıkkı olacaktır. Klorun oda koşullarındaki kaynama noktası flordan daha büyüktür. Evet arkadaşlar klor ile flor e, moleküllerinde London kuvvetleri vardır sadece. Çünkü bunlar apolar moleküllerdir. London kuvvetleri de elektron yoğunluğuna bağlı olarak ne olacaktır arkadaşlar? Elektron sayısı arttıkça artacaktır. Bu yüzden klorun elektron sayısı flordan daha fazla olduğu için Florun, klorun daha doğrusu kaynama noktası flordan daha büyük olacaktır. Bu da doğrudur. Şimdi 15. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki periyodik sistemde oklarla belirtilen yönlerde hangi özelliklerin değişimi yanlış verilmiştir demiş. Bir yönünde atom hacmi artar. Evet, sola doğru gidildikçe arkadaşlar aynı periyotta atom hacmi artacaktır. Doğrudur. İyonlaşma enerjisi iki yönde yani yukarı doğru gittikçe artar. Evet, A şıkkımız doğru. B yıkım birinci yönde arkadaşlar metalik özellik artar doğrudur. Ama metalik özellik iki yönünde yukarıya doğru artacaktır doğrudur. Arkadaşlar değerlik elektron sayısı bir yönünde artar demiş. Hayır arkadaşlar azalır olacak yanlıştır. Oksitlerinin asit özelliği yukarı doğru artar demiş arkadaşlar. Evet doğrudur ama gördüğünüz gibi birinci yön yanlıştır. Elektron verme eğilimi artar demiş birinci yönde. Evet metalik özellik arttığı için artar. Elektron alma eğilimi yukarı doğru o metalik özellik arttığı için artacaktır doğrudur. Arkadaşlar bir yönde metalik aktiflik artar doğru. E, i̇ki yönünde ise yukarıya doğru erime kaynama noktası düşer. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu yüzden yanlış olan cevabımız C şıkkı olacaktır. Sırada 16. sorumuzdayız arkadaşlar. 16. sorumuz. S bloğu elementlerine ilişkin yargılarından hangileri kesin doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın S bloğu elementlerine ilişkin aktif metallerdir demiş. Dikkat edin arkadaşlar. Hidrojen de S bloğu elementi. S bloğu elementi 1S1. Burada 1S1 ile biter. Bu yüzden metal değildir. Bu yüzden 1 olmaz. 2. Elementlerin hepsi küresel simetrik özellik gösterir. Evet arkadaşlar, s bloğu elementlerinin tamamı e, ya yarı dolu ya da tam doludur. Bu yüzden küresel simetrik özellik gösterir. Kesinlikle doğrudur. 3. Alkali metaller ve toprak alkali metaller bu blokta bulunur. Evet arkadaşlar, alkali metaller ve toprak alkali metaller elektron dizilimleri s orbitaliyle sonlandığı için s bloğunda bulunurlar deriz. 3 de kesin doğrudur. Cevap D şıkkı. Evet 17. sorumuza gelelim şimdi arkadaşlar. X, Y ve Q atomlarının birinci yonlaşma enerjileriyle atom numaraları arasındaki ilişki grafikteki gibidir. Buna göre yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın burada bir kere burada arkadaşlar Q 1A grubu elementi. Çünkü Y'den sonra ani bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Y ise arkadaşlar 8A'dır. Dikkat. Bakın burada 7A olabilir. 7A olabilir. Şurada 7A olacak. Şurası 6A olacak. 6A. Burası ise 5A olacak arkadaşlar. Elektronegatifliği en yüksek olan Y atomudur demiş arkadaşlar. Bunun doğruluğu kesin değildir arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyelim elektronegatifliği negatifliği en yüksek olan e, Y atomu değildir ki zaten Y atomu 8A grubu elementi. Bu yüzden bu ifade kesin değil. Değerlik elektron sayıları arasında Y büyüktür, X büyüktür, Q ilişkisi vardır demiş arkadaşlar. Bakalım değerlik elektron sayıları arasında arkadaşlar bir kere Q'nun 1A grubu olduğu için en küçüktür. E, Y'nin ise arkadaşlar en büyüktür, doğrudur. O zaman ikinci şıkkımız doğrudur arkadaşlar. Kesindir doğruluğu. Atomların hepsi küresel simetriktir demiş arkadaşlar. Bakalım 5A, 8A ve 1A grubu elementleri küresel simetrik özellik gösterir. Bu da kesin doğru. Kesin olmayan cevabımız A şıkkı olacaktır. Yalnız 1. Sırada 18. sorumuza geldik arkadaşlar. Periyodik sistemde konumları verilen atomlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar X ve W alkali metaldir demiş. Arkadaşlar burada W'ye baktığınız zaman periyodik tablonun ilk elementidir ki bu da hidrojendir. Bu yüzden hidrojen metal değildir arkadaşlar. A şıkkımız yanlıştır. Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir. Evet arkadaşlar 7A'nın ilk elementinin elektronegatifliği en büyüktür. B şıkkı doğrudur. Arkadaşlar W ile Z arasında oluşan bileşiğin sulu çözeltisi asidik özelliktedir. Evet çünkü her ikisi de arkadaşlar dikkat ederseniz W ve hidrojendir arkadaşlar. Halojenlerle asidik özellikte bir sulu çözelti oluşturur deriz. Doğru. Y elementi metal değildir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Y elementi arkadaşlar metal değildir demiş doğrudur. Çünkü bu arkadaşlar bor elementidir ki yarı metaldir. Bu yüzden bu da doğrudur. X ve Z X ve Z yaptıkları bütün bileşiklerinde aynı asal gaz elektron düzenine benzer. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz X bir tane elektron vererek 8A'nın ikinci elementine benzer. Yani arkadaşlar nedir? Neon soygazına benzer. Y ise arkadaşlar, Y ise arkadaşlar Yine ne olacaktır? Burada e, elektron alarak yine ne yapacaktır arkadaşlar? Neon soy gazına benzeyecektir diye biliriz. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Sırada 19. sorumuzdayız arkadaşlar. Yukarıdaki periyodik sistemde bazı element atomlarının yerleri belirtilmiştir. Buna göre... İyon çiftlerinden hangilerinin S orbitallerindeki elektron sayıları toplamı eşittir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Z artı 3 dediğine göre arkadaşlar. Z artı 3 tane elektron vermiş. O zaman şöyle ki Z 4. periyot arkadaşlar 3B grubu elementi. Dikkat ederseniz. 3 tane elektron verirse arkadaşlar argon soy gazına benzeyecektir. Argon. Burası argon soy gazı arkadaşlar. Öncelikle onu belirtelim. Argon 18. Q-3. 3 elektron alırsa aynı şekilde o da argon soy gazına benzeyecektir. Bu yüzden S orbitallerindeki arkadaşlar elektron sayıları toplamı birbirine eşittir. İkinci öncülümüze baktığımız zaman Y artı 4 demiş arkadaşlar. Yani 4 tane elektron verirse arkadaşlar kime benzer? Birinci soy gazımız helyuma benzer arkadaşlar. E, X artı 1 demiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir elektron verirse yine helyum soygazına benzeyecektir. Bu yüzden ikide de S elektron sayıları toplamı aynıdır. İki de doğru. E, üçüncü öncülümüze baktığımız zaman T arkadaşlar. Öncelikle T'nin e, buraya baktığımız zaman artı 2 demiş. Artı 2 demiş. Elektron sayısına bakalım. Arkadaşlar şöyle ki burada argon 18 olduğuna göre 19, 20, 21, 22, 23 demek ki arkadaşlar proton sayısı. Elektron sayısı ne olur? 21 olur arkadaşlar. Z'ye baktığımız zaman arkadaşlar elektron sayısı 21. Daha doğrusu proton sayısı 21. Bir elektron verdiğine göre 20 elektron olur. Bu yüzden arkadaşlar burada ne olacaktır? S-orbitallerindeki elektron sayıları toplamı eşit olmayacaktır. Dizilimleri yaptığınız zaman, bakın arkadaşlar dizilimleri yaptığınız zaman T için yapalım. Argon 18. E, 4 s 2. 3 d e, 23 olduğuna göre T elementi arkadaşlar 3 olacaktır. 2 tane elektron verecektir arkadaşlar. Bu yüzden bu ne olacaktır? Gidecektir. Z dediğimiz zaman tabii ki şöyle artı 2 diyelim. 23. Z 21 arkadaşlar. Argon 18. Şöyle diyelim argon 18. 4 S arkadaşlar. 2 3 D 1 olacaktır. Artı 1 elektron verdiği için 4 S'deki bir elektron verecektir. Bir tane. Gördüğünüz gibi S orbitallerindeki elektron sayıları eşit değildir. Cevabımız 1 ve 2'dir. Sırada 20. sorumuz var arkadaşlar. Periyodik sistemin 3. yatay sırasında yer alan ve içlerinde soy gaz olmayan X, Y ve Z element atomları ile ilgili. Birinci yonlaşma enerjisi en küçük olan Y, en büyük olan X'tir demiş arkadaşlar. O zaman en büyük iyonlaşma enerjisi X'te ise X arkadaşlar Y'ye göre daha sağda yer alacaktır. X'in atom çapı Z'ninkinden büyüktür demiş. Arkadaşlar x'in atom çapı z'nin ikinden daha büyükse demek ki arkadaşlar x z'ye göre daha solda yer alıyor. Demek ki z en sağda diğerlerine göre. x y z element atomlarının atom numarasına göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı y x z olacaktır. Yani cevabımız arkadaşlar ne olacaktır burada cevabımız? Bursa yani B şıkkı olacaktır deriz. Soru 21 arkadaşlar. 21. sorumuza geldiğimizde X artı Y eksi 2 ve Z eksi 3 iyonlarının elektron dağılımı 3P6 ile bitmektedir. Buna göre X, Y ve Z atomları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. 3P6 ile bitiyormuş. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 olduğuna göre demek ki arkadaşlar bunlar Hangi elektron soy gaz elektron düzeninde arkadaşlar? Bakın. argon soy gaz düzenindeler arkadaşlar. Çünkü 18 elektronu var. O zaman hepsinin de 18 elektronu varsa hemen 18 diye yazıyorum hemen bakın sağ altına. 18. O zaman X'in proton sayısı 19, Y'nin proton sayısı ise arkadaşlar 16, Z'nin ise proton sayısı 15'tir arkadaşlar. Peki A şıkkımız X, Y ve Z aynı periyottadır demiş. Hayır arkadaşlar x dördüncü periyottadır. Y ve Z ise arkadaşlar üçüncü periyottadır. Bu yüzden bu yanlıştır. B atom çapları eşittir. Hayır arkadaşlar atom çapları eşit değildir. Proton sayıları farklı çünkü. C X'in atom hacmi en büyüktür. Evet arkadaşlar dördüncü periyot elementi olduğu için diğerleri üçüncü periyot elementi olduğu için X'in atom hacmi en büyüktür. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan Y'dir demiş arkadaşlar. Hayır. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir. Arkadaşlar E şıkkımız Z'nin atom numarası 21'dir demiş. Z'nin atom numarası 21 değil. 15'tir deriz. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sırada 22. sorumuz var arkadaşlar. 22. sorumuza baktığımız zaman X elementinin Elektron dağılımı 4s2, y'nin 3d2, z'nin 4p5 ile sonlanmakta. Temel haldeki elektronik konfigürasyonları yukarıda verilen x, y ve z elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çekirdek yükü en küçük olan y'dir demiş arkadaşlar. Bakın 4s2 ile bitmiş. 3d2 ile bitiyorsa arkadaşlar demek ki bundan önce bir 4s2 var. 4p5 ile bitiyorsa 3d10 var ve 4s2 var arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada çekirdek yükü en küçük olan x'tir. y değildir. A şıkkımız yanlış olacaktır. X ve y metaldir. Evet doğrudur. Z ise ametaldir. Doğru arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı en fazla olan z'dir demiş arkadaşlar. Evet, z'nin değerlik elektron sayısı 7'dir. En büyüktür. Doğru. Her üçü de aynı periyottadır. Evet dördüncü periyotudur arkadaşlar hepsi de. En büyük baş kuantum sayısı 4 olduğu için. Atom çapı en büyük olan X. Birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan ise Z'dir demiş. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Yanlış olan şıkkımız A. Sırada 23. sorudayız arkadaşlar. Periyodik sistemde aynı düşey sırada olduğu bilinen X, Y ve Z metalleri için yeni elektron verme eylemi X'ten fazladır demiş arkadaşlar. Z'nin oksidinin bazik kuvveti Y'ninkinden fazladır bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y, Z atomlarının periyodik sistemde yukarıdan aşağıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Arkadaşlar Y'nin elektron verme eğilimi X'ten daha fazla ise arkadaşlar o zaman Y X'ten daha aşağıdadır aynı grupta. Çünkü aşağı doğru metalik özellik artar, elektron verme eğilimi de artar deriz arkadaşlar. Z'nin oksidinin bazik kuvveti Y'ninkinden fazladır demiş arkadaşlar. O zaman Z'nin oksidinin bazik kuvveti Y'ninkinden daha fazlaysa o zaman Z daha aktif metaldir ki Z arkadaşlar diğer elementlere göre en alttadır. Bu yüzden yukarıdan aşağı doğru sıralanışı ise XYZ olacaktır. Yani cevap E şıkkı olacaktır. Evet. Son sorumuz arkadaşlar 24. soru. HCL molekülünün diyagramı şekildeki gibidir demiş arkadaşlar Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır demiş bakalım birinci öncülümüz R1 ve R2 kovalent yarıçap olarak sınıflandırılır demiş arkadaşlar Evet arkadaşlar bunlar e, ametal atomlarıdır ametal atomlar arasında kovalent bir bağ oluşacaktır ve bu yarıçaplar kovalent yarıçap olarak sınıflandırılır bir doğrudur R1 eşittir R2 eşitliği vardır R1 eşittir R2 Eşitliği vardır demiş arkadaşlar. Hayır böyle bir şey yok. Klorun arkadaşlar e, yarı çapı hidrojenin yarı çapından daha büyüktür. Eşit değildir. 2 yanlış. E, HCl kovalent bağ uzunluğu R1 artı R2 bölü 2'dir. Hayır arkadaşlar böyle bir durum söz konusu olamaz. R1 artı R2 eşit bölü 2 eşitliği yoktur. Bu yüzden yanlış olan cevabımız D şıkkı 2 ve 3 olacaktır. Adım tarama testimiz burada son bulmuştur arkadaşlar. Değerlendir bölümünde burada arkadaşlar yanlış yapmış olduğunuz eğer sorular veya anlamadığınız sorular olmuşsa arkadaşlar e, bununla videoyu tekrar başa sararak videoları tekrar arkadaşlar dinleyebilirsiniz ve doğrusunu buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. E, en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir arkadaşlar. Çözdüğünüz her testten sonra yanlış yaptığınız her bir sorunun konusuna tekrar dönüp yanlışı nerede yaptığınızı fark edebilmenizdir arkadaşlar. Düzelttiğiniz her yanlış sınavda size artı bir doğru olarak geri dönecektir. Bir dahaki adımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.